Selam arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün mayasız, dereotlu poğaça yapıyoruz ve harika bir poğaçamız olacak. Şöyle içine açalım. 4 su bardağı un ekledim. Kaseme 1 çay bardağı da yoğurt ekliyorum canlar. 1 demet dereotu ekliyorum. 1 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar şeker ekliyorum, toz şeker. 1 pakette kabartma tozu ekliyorum canlar. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 4 yemek kaşığı da tereyağı, eritilmiş tereyağı ekliyorum canlar. Bunları iyice karıştıracağım şimdi. Şimdi ele geçelim. Hemen toparlar zaten hamuru kendini. Çok kolay bir poğaça zaten. Şöyle hamurumuzu biraz kenara çekelim. İç harcı içinde 4 tane patates doğradım. Haşladım canlar. Şöyle çatalla eziyorum. Üzerine bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum canlar. Çok az da karabiber ekliyorum. Çay kaşığı ucu kadar. Yarım demet de maydanoz ekliyorum canlar. İç harcımızı kenara çekip hamurumuzu alalım tezgahımıza canlar. Ceviz büyüklüğünde alalım. Şöyle bezeler açalım canlar. Bu ölçülerle 20 tane bezem oldu canlar. İsterseniz daha büyük yapıp daha da büyük poğaçalar yapabilirsiniz ama bu ebat daha iyi. İsterseniz yapabilirsiniz yani. 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi fark etmez. Bütün yani 2 yemek kaşığı üzüm pekmezi koydum. Kaseme sulandırdım hafif. Başka pekmez de olabilir canlar ve kavrulmuş susam canlar. İç harcımız zaten hazırlandı. Şimdi şöyle açıyoruz canlar. Şöyle. Çok kolay ve çok basit. İç koyuyoruz içine. İsterseniz sade de yapabilirsiniz. Şöyle pekmeze bastırıyorum canlar. Şöyle. Pekmezi bandırıyoruz ve susama. İsterseniz çizgiler çekmeyebilirsiniz ama pişince çok farklı ve güzel oluyor canlar. Bir çukur açıyoruz.
180 derecede 40 dakika pişmesi yeterli olacaktır canlar. Ama dikkat edelim, fırından fırına değişim sağlayabiliyor. Evet, poğaçalarımız çıktı. Puf puf yumuşak. Sunuma hazırlayalım. Evet, mayasız, yumurtasız, dereotlu poğaçamız tamamlandı. Herkese afiyet olsun. YouTube kanalımı takip edip beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sevgiyle kalın.